Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarından biri bu mezarda yatıyor. Bakımsızlıktan harabeye dönen mezar şehidin hatırasına yakışmıyor. Bir yıl önce Nar TV'nin gündeme getirdiği mezarın durumu hala aynı. Yakınları şehit mezarının bakımı için çalınmadık kapı bırakmadı. Ama hiçbir merci harekete geçmedi. Şehit yakınları bir kez daha Nar TV aracılığıyla yetkililere sesleniyor. Huvayi Milliye'den şehit olan dedem bu toprak için öldüğü için bende duyarlılık yarattı. İlk defa CİMER'e başvurdum. CİMER'e 4 sefer başvurduğuma rağmen bu mezarın yapılması için taşları dökülmüştü. Onlar yapılacağından bahsederek oradan sonra sonuç alamayınca valiliğe başvurdum. Aile bilmem neyine gönderdiler. Orada mezarın yapılacağını onlar yapıyor dediler. Orası bende dedi şu olacak, bu olacak, anıt munut dedik. Anlamadılar. Anıt mezar dedik. Onlardan sonra tekrar şifayen valiliğe geldim. Valilikten oradan sonra beni Büyükşehir Belediye Mezarlık Müdürü'ne gönderdiler. Onlar da benden dediler işte böyle böyle belge. Aha dedim belge var. Yapacak diyorlar. Yapmıyorlar dedim. Türk oğlu dedim. Tekrar oradan sonra dedi ki bir arkadaş ya Genelkurmay Başkanlığı'na başvur. Genelkurmay Başkanlığı'nın telefonunu aldım. Oraya başvurdum. Genelkurmay Başkanlığı bu sefer de işte dedim Atatürk düşünce yapısı olan adam olduğundan söz ettiler dedim. Bize bu mezar yapılması yardım eder misiniz dedim. Dedi dur sizi bir yere bağlayalım. Oraya bağladık. Orası dedi ki işte vallahi bizden aldılar gayrı mezarlık olaylarını dediler. Yani yapacak bir şey yok dediler. Bu sefer basına başladım. Tekrar Nar TV'nin daha önce çekim yapıp haber yaptığı için saygı duyarak yani Türkoğlu Belediye Başkanlığı yapmamak için yapacak diyor. Yapmamak için senelerce beni uğraştırıyor, yapmıyor. Siz şehit mezarlığına bir düzen verilmesini evet taş dökülme taşını. Sonuçta da gayrim yapmazlarsa ben halktan toplayarak bu Huvayi Milliye şehidinin mezarını yaptıracağım.